Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir Efe Show'da 2,5 yıl sonra son bölümünden beri birlikteyiz. Çok heyecanlıyım. Her şeyden önce burası şu anda tamamen bir dost meclisi ve çok tanıdık simalar. Çok teşekkür ederim hepinize geldiğiniz ve beni kırmadığınız için. Çok sağ olun. Her şeyden önce size bir alkış istiyorum. Bu arada aynı zamanda ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz de var. Sizler de bizi izlemeye hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere şimdi Efe Show'un birazcık yolculuğundan bahsedeceğim. Efe Show'u yapmaya ben bundan 4 sene önce YouTube'da başladım. Daha sonrasında YouTube kariyerimden sonra bir Twitch'e geçiş yaptım. Çok da tatlı oldu. Twitch'te olmaktan çok mutluyum. Buna ön ayak olan bu arada sevgili kardeşlerim Ferit ve Kemal de buradalar. Onlara da bir alkış rica ediyorum sizden. Çünkü onlar olmasa Twitch'e geçiş yapmazdım. Aynı şekilde Berkcan'a da çok teşekkür ediyorum. Beni YouTube'a başlattığı için. Gülizar filminin Gülizar'ı, Bergen filminin Bergen'i, Bir Küçük Eylül meselesinin Eylül'ü, Farah Zeynep Abdullah geliyor. Hoş geldin. Ay çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım ya. Ne yapacağız böyle? Ben beklemiyordum başlamasını. Bu arada öyle seyirciden mi? Yana hiçbir çekincemiz olmasın. Bütün masalarımız özenle seçilmiş dost meclisinden oluşmakta. Seninle tanışma hikayemiz aslında pandemide ölümcül bir şekilde sıkıldığımız Clubhouse günlerine dayanıyor. Ay. Ay evet, ben de dedim neydi? Clubhouse. Çağrı mı? Çağrı. Evet. Bergen hikayesi nasıl gerçekleşti senin için? Yani bu hikaye, çünkü zor bir hikaye, oldukça evet, acıklı bir hikaye, çok dramatik bir film. Evet. Yani nasıl kabul ettin kendini, orada nasıl meçleyebildin rolle? Çünkü role hazırlanmak da birazcık zor bir şey. Ben bunun altından kalkabilir miyim, yapabilir miyim gibi hikayeler dur, de var. Dur, bir galiba dakika, bir cevap vereyim, bir saniye. Kafam karıştı. Bir dakika. Çok fazla soru sor. Teker teker gideceğim bunu sonra. Dur, önce nasıl daha gibi. Tamam. Ya Temmuz falandı, ben bu parmağım koptu falan ya, ben Bodrum'da böyle yatıyordum. Öyle bir olay vardı değil mi? Evet, evet, iki kocaman köpeğimin evet, arasına girdim evet, falan. Ondan sonra böyle bir, bunu böyle bir Bergen filmi hani nasıl bakarsın? Dedim ki ya okumam gerekiyor. Hı hı. Bir de şey de değil ya, ben hiçbir zaman Bergen ya da işte birisi Bolt Pilot da sadece Bolt Pilot yarış atı diye bakınca başka bir şey ya. Hı hı. Aslında bir, o bir isim sadece, o görünen yüzü. Hı hı. Ben merak ettim zaten çok senaryosunu. Senaryosunu okuyunca gerçekten hani o, çünkü acıtmak, yani can acıtmak için film yapmayı ben istemiyorum. Bu bir seçim bu arada. Hı. Yani benim zevkim öyle değil. Ben daha böyle zaten hikaye kendisinde ne varsa onu yaşatmasını tercih ediyorum. Bu da bence öyle gelişti. Öyle bir senaryoydu. Öyle çok hani bakın ne kadar acı, bakın ne kadar acı denilecek bir şey yoktu. Kaldı ki zaten filmde bence zaten yumuşatıldı da. Hı hı. Çünkü asıl hikaye gerçekten bir kadının umut dolu, yani Belgin Sarılmış Er'in hayalleri olan bir kızın bir hayat varoluş hikayesiydi. Bergen kısmı aslında çok da az işleniyor. Yani sonları daha da az filmde. O yüzden ben ondan etkilendim. Biraz da işte korktum. Nasıl olacak dedim. Çok da az süre vardı. Eylül-Ekim'de falan başlayacaktık. Temmuz'dan o süreye gerçekten hatırlamadığım bir süreç yaşadım. Hakikaten nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl olacak? Allah! Çok korktum seni. Evet. Vay be. Sevgili ajanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli oyunculuğu ve bize doğru çok yönelimi için. Bize bir şey getirdi sevgili Farah. Bunu bir açalım. Hemen.
Mehdi hocam ters olduğunu söyledi. Öyle şuradan şey yapman gerekiyor. İttiriyoruz. Evet. Sen hemen aç oradan ben ittirirken. O açıktı aslında. Mehdi şöyle. Hocam bunu hesaba katmamıştık ama. Dur dur şöyle değil mi ya? Sıfır şifre. Mehdi hocam. Oğlum. Mehdi hocam da diyor ki içindekiler Farah'ın şifreyi biliyor olması lazım diyor. Böyle şeyler tabii ki canlı yayınlarda arkadaşlar gerçekleşebilen şeyler. Bravo. Ya ittiriyormuşuz. Çekmek yani, mi lazımmış? Tamam, onu... Çekmek mi lazımmış? Tamam. Evet arkadaşlar hazırsanız evet açıyoruz. Evet. Şöyle. Monopoly. Severim. Bayılırım. Çekiliş mi? Hemen diğer kameraya da gösterelim. Şöyle. Hatta bununla da gösterelim. Benim burada kendime ait kameram var bu arada. Heh. Ferit. Evet. Bunu niye buraya getirdik Farah? Şöyle. Bergen filmiyle alakalı. Belli yorumlar ve belli haberler yapıldı. Biz de buraya biz de buraya 40 milyon TL biz de buraya 40 milyon TL değerinde Monopoly paralarıyla bir çanta getirdik. Bu konuyla ilgili gerçekten rahatsızlığını dile getirdiğin storylerini gördüm. O yüzden burada seninle bu konuyu konuşmamızın şart olduğunu düşündüm. Bazı insanlar çok tatlı yazıyor tabii ki yani. Ama yani... Şey tatlı yazıyor dediğin bazı tayfa da... şey değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Kime ne diyor yani zaten? Aynen. Velev ki kazandı ya. Diyelim ki velev böyle. Velev ki kazandım. Evet. Kime ne kardeşim biz ne ara? Ya bu sadece Türkiye'de değil ya normal insanlık olarak. Ulan ben senin paranı neden sana sorayım ya da kesinlikle. Neden konuşayım? Bunun... Aklım işte birisi hatta bir gazetede şey çıktı işte nerede işte vergiden mi kaçıyorsun falan ya bu kadar cahil Cüheyla. Hı hı. Bir ya olamaz zaten vergiden kaçamazsın arkadaşlar vergiden kaçamıyorsunuz zaten bunu da söyleyeyim burada. Hani olmuyor öyle bir şey öyle bir sistem de tabii yok. Tabii şimdiden bunun bilgisini vermiş olalım da. Hani hayır olamıyor yani sistem olarak mesela olamıyor. Mesela bir sonraki filmde bir 60 milyon ama inşallah olur. Kazanırım. İnşallah 40 milyon da kazanırım 60 milyon da kazanırım. 10 senedir o... İnşallah. Hayır yani gerçekten 12 senedir ahlakımla kendi kendime yani sadece iyi şeylerin içinde olmaya çalışarak kendi duruşumla bir şey yapmaya çalışıyorum. Ya siz neden bahsediyorsunuz? Size ne zaten kazandığım para? Zaten bu arada oyuncularla ilgili bence böyle bir sıkıntı var. Yani ülkede ne olursa olsun hiç önemli değil. Bu diziden bölüm başına şunu alıyor dediğin anda herkes oyunculara yükleniyor. Evet. Bu çok garip bir şey. Oyunculardan medet umuluyor. Oyuncular politikacı gibi aslında. Ya oyuncular ülkeyi kurtaracak diye bekleniyor. Ve ben bunu zaten absürt buluyorum. O yüzden ne diyeyim 40 milyon yani inşallah olur. Şöyle herkesin hayalleri var ve sen aslında şu anda bence hayallerini gerçekleştiriyor konumdasın diyebiliriz. Ulaşamayacağını düşündüğün bir hayalin var mı? Mesela ben bunu çok hayal ediyorum ama galiba hayatım boyunca asla bunu yapamayacağım dediğim bir şey var mı? Gerçekten yok. Yok mu? Ya hayal ettiğim her şeye ulaşabilirim mi diyorsun? Yoksa bu kadar iddialı olmamak üzere. Yoksa hayal kadar... ettiğin şey gerçek olabilir. Yoksa aha. Zaten hayal etmezsin. Bu arada Efe Show'u birazcık ikiye böldük. Aslında şu anda seninle birazcık sohbet, hoş geldin, beş gittin aşaması gibi diyebiliriz. Hı. Şimdi, ikinci partımız birazcık oyunlu diye söylemiştik. Önünde bir setup görüyorsun. Önündeki setup'ımızla alakalı daha öncesinde bir dostumuz sahnemize konuk olmuştu hatırlayacaksın. Dun 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 dun
Bir ürün eksik. Getiriyor galiba. Ah. Evet evet. Tamam. Uf. Koklayayım mı? Bekle. Merak ettim. Son ürünü çok seveceksin. Allah Allah. Tabii. Tamam. Nedir o sence? Tahin değil. Tahin geldi beni, tahin değil. Tahin o. Değil. Tahinli dondurma. Değil. Valla. Yok. Gerçekten. Ey. Yemin ederim. Ay. Ya gerçekten mi? Evet, sevgili Ayça Hanım'a bize bize tahinli dondurmayı önerdiği için çok teşekkür gerçekten ediyoruz. Kendisine bir alkış alalım, sağ olsun. Gerçekten mi? Evet. Konseptimiz sevgili Farah şu şekilde işliyor. Dostlarıma da bu arada bu konseptin içerisinde bol bol mikrofon vermek istiyorum. Çünkü bu çarkımız ben şöyle bastığım anda dönüyor. Bunlardan senin önünde bir tanesi duruyor. Ve ben sana bir soru soruyorum. Aha. Ve sen bu soruya eğer ki cevap vermek istemiyorsan... Kötü. Önünde duran şeyi cevap vermek istememenin karşılığında yiyorsun veya içiyorsun. Ferit nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Burada olman çok mutlu etti beni. Protokole de çok yakışmışsın. Çok sağ ol. Kemal olunca mecbur biliyorsun. Kesinlikle. Protokol. Kemal başka yere oturtamıyoruz evet. Biliyorsun. Tatile çıkıyoruz. Bodrum olsun, Çeşme direkt olsun. Ben bu evde kalmam diyor. Ev değiştiriyoruz. En iyi oda ona verilir. Kesinlikle, kesinlikle. Double master king bedroomlar her zaman Kemal'e gider arkadaşlar. Ne yapıyorum ben bu arada? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben Farah'a öncelikle bir soru soruyorum. Farah eğer ki derse ki abi bu soru ya ben cevap veremem. Ben yiyeceğim ne çıkarsa bahtıma. Ben gözlerimi kapatıyorum. Kumandayı elime alıyorum. Sen bana istediğin yerde dur diyorsun. Tamam hocam. İstersen tahini özellikle ayarlayıp orada dur da diyebilirsin. Hani bu en sevmediğin ne Farah? Tay. Tamam. Portakal suyu. Bu karar %100 sana kalmış. Sen nasıl istiyorsan. Evet Farah. Dur diyecek. Dur diyecek ya. Oyunculuğunu en beğenmediğin Türk. Türk. Oyunculuğunu en beğenmediğin Türk oyuncuyu... Oyunculuğunu en beğenmediğin Türk oyuncuyu bize söyler misin? Oyuncu olması gerekiyor. %100. Hem de öyle bir oyuncu olacak ki sen diyeceksin ki mesela televizyona çıktı bu insan. Diyeceksin ki abi lütfen şu kanalı değiştirin ya. Veya işte, ben seviyorum hani, ama izlemeyi. Hani ben bunu izlemeye katlanamıyorum falan diyeceksin. Burada şey yapamam ya. Buna isim veremez misin? Yok hani en yakın arkadaşım bir şey diyeyim, şaka yapayım. Ya yani o da inandırıcı olmaz, yalan olur. Evet. Yalan söylemeyeyim, ben buna Yiyorsun o zaman. Evet. Tamam. Allah kahretmesin. Ferit, çeviriyorum ya. Abi, hazır. Bakmıyorum. Bak, hiç beklemiyordum, gerçekten. Neye cevap veremem diyorum. Her şeye cevap verirdim, helal olsun. Efe dur. Ya ama ben gerçekten... Hepsini mi? Hepsini mi? Yoksa ama bak tahilini... buradan göremiyorum bile içini ama. Yani ben öyle random dur dedim. Dur ben hemen şöyle diye. Şuradan bu arada chatimize de göstereyim. Burada kameramız da ne var. Ne geldi? Ferit inanır mısın tahilini dondurma geldi. Çok özür yani dilerim. Yani ben de gerçekten şok içindeyim bu arada. Ferit de burada. Evet. Ne yapacağım ben? Bir lokma mı alacağım? Ya seni gerçekten hiç zorlamak istemiyorum. Oyunsa oyun. Ama tamamını yemen hayır, kuralsa yemen kural. Yap. Tamam. Tamamını mı? Evet. Neyse o bizde. Şimdi. Oy. Olmaz mı? Yapar mısın? Neyse, ya bir oyunu ahlaklı oynarım. Kuralıyla. Kuralı neyse kesinlikle. O olmalı. Ben sana tavsiye ediyorum bunu da lütfen. Gelen insan da böyle bundan sonra ben sana bunu rica ediyorum senden. Bir sonrakine yapmayayım mı bunu? Bunu yap. Kurallı yap, olmalı. Zaten kurallı yapacağım olmalı. Tabii ki. Yoksa olmaz. Ayça. Görüşürüz kardeşim. Abi bismillahirrahmanirrahim. Bir alkış alabilir miyim sonra? Teşekkür ederim. Kafi. Vallahi kafi. Gerçekten. Yeterli.
Yeterli. Yeterli. Yeterli programa devam etmemiz açısından. Bunun bir de sor... Bol su eşliğinde. Bir de sonradan geliyor ya Tahin. Oy. O zaman devam ediyoruz. Tahin'i ama Tahin'i buradan çıkartayım mı yoksa hayır, yarısı kalsın mı? Hayır ama bu da yani bu da önemli bir şey sonuçta. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de %100 katılıyorum. Bence öyle sana. Sizce ya bu kolaylaşmasın. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bravo. Kesinlikle. Oyunsa oyun. İşte oyun saygısı, gerçekten. İşte evet, ahlakı. Gerçi. Bravo. Bravo. Son işlerinde şahsi olarak seni en çok sinirlendiren ve ben bu kişiyle bir daha çalışmak istemiyorum dediğin kişi kim? Wow. 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 Şimdi öncelikle böyle bir kişi var mı? Var. Tamam. Biz tanıyor muyuz falan diyor. Tanıyoruz. Tanımıyorsunuz. Tanımıyoruz. Ha oyuncu değil. Tamam bu set ekibinden. İki kendine geldi. Var. Yiyeyim. Yiyor musun yine? Yiyeyim. O zaman sevgili Kemal'e bir mikrofon uzatabilir miyiz? Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iyiyim Efe'cim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir anda chat açık, bir anda Efe'ş ol. Burada öyle olman çok güzel, çok mutlu ediyor beni. Çok eğlenceli. Farah'ı da çok mutlu edecek birazdan. Kendisini de çok severim. Ben çevirmeye başlıyorum Kemal'cim. İstediğin herhangi bir anda bana dur dersen direkt olarak durduracağım. Farah da bu soruya cevap vermediği için bir sonraki ürünümüzle baş başa kalacak. Veremezdim ya. Hadi bakalım. Allah. Bakmıyorum. Bunu eve de getir arada ya, çok eğlenceli. Sen de bakma, sen de gözünü kapa. Ben de mi kapayım? Evet. Niye? Öyle... Hadi rastgele olsun, gibi. Sen de bakma. Neyse, tamam tamam. İstediğin gibi tamam. Tamam tamam. Tamam, sen bakma. Bekle döndürsün biraz pezevenk. Konu kalmış orada iki saattir bir şey. Böyle kalıyor muyum ben? İstediğin gibi. Ben de bakmıyorum. Dur. Durdum. Şu mu? Hepsini mi? Ama çok arada durdurdun. Bu mu bu mu? İkisini karıştırıp o zaman böyle. Bir ondan bir ondan. İkisini birbiriyle mi karıştırdın? Çünkü aradaysa. Ama burada meğer ki. Tam arada değil. Şöyle tam değil mi? Kime yakın? Şöyle. Bence bu daha kötü de. Öyle mi? Yani okey. Ama şimdi Tahir'le seni çok yorduğum için ekstra bir daha da yormak istemiyorum aslında. Ama böyle yapma bak. Hakkıyla. Ya, hakkıyla evet, oyun. Bir şey ya söyleyeceğim ben. Ben böyle şeyler izlerken gıcık oluyorum. Tamam. Yani nasıl oynanacaksa öyle oynanır kardeşim. Al abi. Tamam. Tamam. Hepsi mi? Hepsi. Sen gıcık oluyorsun çünkü böyle şeyleri sence. Bence böyle daha eğlenceli o yüzden. Okey. Afiyet olsun. Çok katı bir şeyse kaşık da verebilirim nasıl? Bu arada. Hizmette sınırımız yok. Ne o? ne yiyorsun? Acı. Acı. Acılı bir şey var wow. mı? Hocam wow. Çilek, sardalya ve acı sosmuş bu Farah. Çilek, sardalya, acı sos. Efe yazıyor diyor yapma kusarsın diyor. Buradan bu arada sevgili Efe abiciğime de selamlar. Hepsi mi? Sen dedin ama. Gıcık oluyorum izlerken dedin. Tamam, 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 tamam. Yeter, kâfi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben sana iki tane bundan içirdiğim için aşırı... evet, evet, evet. Efe buradan çok öpüyorum. Efe... Ben sana... Benden de... sana buradan iki tane şey yedirdiğim için dahi çok büyük bir vicdan azabı çekiyorum. O yüzden bir sonraki soruyu sormadan evvel sen bana bir şey sor istiyorum. Biraz da olan bana olsun. Ben sorabilir miyim? Merhaba. Alkolün de etkisiyle sevgili Berkcan. En sevdiği arkadaşını çok merak ediyorum kim? Bunu cevaplayamayacağı çok net. Hangisini seçiyorsun? Ben size söyleyeyim mi hangisini içeceğini? Hayır 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 o değil. Dur bir dakika. Bari onu seçme. Hayır hayır onu da söyleyeyim. Kanka sen ne içtin onu? ben miski sarıştım.
en sen şimdi abi. Sorulardan ben şimdi ikisi de cebinde bir kere. Evet. Yani mutlaka ikisini de soracaksın benim anladığım kadarıyla. İlk hangisini soruyorsun? Ferit'inkini mi Berkcan'ınkini mi? İlk Ferit'inkini sormak istiyorum. En sevmediğim Twitch yayıncısı. Evet. Tamam döndürelim. Buradan sen döndür. Bakma ama. Çağrı bu sefer. Rica ediyorum. Dur desin. Senin içeceğine dur diyeceğim tamam. Tamam. Ben de buradan hatta dönerken bir göstereyim. Bir dakika chatimiz de görsün. Acı iyi geldi ama çok şey değil. Sonra da tahin için seni. Tahin çok ala yani sonradan geliyor tadı ya. Niye bekliyorsun? Heh. Sen bırakmayacaksın mı kamerayı? Hayır, hayır hayır. Ben şu an belli bir ürünü bekliyorsun zannettim. Evet ondan ürünü korkuyorum. Bekliyorum. Dur. Bu mu? Yok su gelmedi mi abi? Bu su mu? Su mu o ne ya? Evet. Sen bana güzellik mi yaptın şu an? Niye şaşırdın ya biz arkadaşız. Sen benim arkadaşımsın ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadarını da beklemiyordum. Fana o zaman bir sonraki de benim arkadaşım. Dur desin. Deplasman hissi gelmiş olabilir. Çok yok, teşekkür yok. Ederim Çağrı. Çok ya sağ ol. Soru biraz zordu. O yüzden empati yaptım. Şöyle ufaktan su içmiş oldum. Bir sonraki sorum galiba Berkcan tarafından zaten hazırlandığı için ben sana sorumu yöneltiyorum o zaman. Tamam. Hazırsak. İlk hazır. İki soruda. Ay çekeyim. Oldukça zorlanan evet. Farah Zeynep Abdullah. Bakalım üçüncü sorumuzda cevap verecek mi? Evet. Sıradaki sorumuz. Reddettiğin ha. Bir projeyi aha. Burada sebepleriyle açıklar mısın? Cevap mı geliyor yoksa? Gel yani. Burada şeyi şey yapmamışsın. Neyi ne yapmamışsın? Burada şöyle bir açık var. Reddettiğim ve yayınlanmamış bir projeyi açıklarım. Ha. Reddettiğim ve yayınlanmış bak bu reddettiğin açık. Ve yayınlanmış ama. Ama. orada ama. Ben orada şimdi ben ufak bir dalgınlık yaptım. Onu tabii atlamışız. ama ilk programım ona. Olduğu için bana tolerans gösterirsin diye düşünüyorum. Reddettiğim ve yayınlanmış bir projeyi söylersen hatta senin yerinde şimdi kimin oynadığını da öğrenmiş olacağız. Değil mi? Hangisi sevdi? Çok mu var? yani ha, şunu söyleyebilirim. Çünkü hani onu sonra izledim de. Ve bunu hani onun hepsi benim arkadaşlarım olduğu için. Yani hepsi benim arkadaşlarım. Çok hani, seviyorsun kötü hepsini. Bir... Evet. Yok sen gerçekten tamam, sevdiğim şey, arkadaşlarım hakikaten. Zaten. Ama ben ona inanmadım. Ben onu yani çok izlemek yani gerekçemi açıklayayım. Sonra neden olduğunu açıklayayım. Bence ben çok izleyene çok fazla kendim adına bir şey verebileceğimizi düşünmedim o projeyle. Aha. Dolayısıyla o projede olmayı gerçekten de hikayesini sevmediğim için istemedim. Tamam ne bu proje? Yaşamayanlar. Efendim yaşamayanlar. Yaşamayanlar projesi. Peki bu dürüst cevabın için çok teşekkür ediyoruz. Soru hakkını makuldü çünkü çok hani farklı yani hani hiç benlik değildi bence. Bu oyun sebebiyle eleştiri alacak mısın Melis'ten? Ben onları çok merak ediyorum şimdi. Çünkü gözün sürekli orada olduğu için ben de bakıyorum bir yandan beni de yerdi Melis. Peki soru hakkını sana bırakıyorum o zaman. En sevdiğin arkadaşın mı sorayım? En sevdiğin arkadaşınsa evet, Berkcan onu sordu eğer soru oysa. Berkcan telefondasın. Senin sorunu soruyorum. Hey. Berkcan. Onun sorusunu en sevdiğim arkadaşım. En sevdiğin arkadaşım. Tamam, çevirelim. bu arada kim dur diyor? Senin ekip çevirelim. Dur diyordu bu sefer galiba. Dur diye bağır istiyorsun orada. Bağırır o. Oradaki seçenekleri ben göremiyorum yalnız. Gel gidelim biraz buraya. Bakacağım bir dakika. Böyle alalım evet. Bir dakika ben bir bakayım oraya. Temassızlık. Çok kötü şeyler var. Ya o kadar da. Çok çok kötü şeyler var. Hiç sıkıntı yok. Burası portakal suyu. Rahat bir portakal. Bu fenaydı ha.
bu fena. Bu ama acı evet, acı ne? Kötü değildi bu şey gibi önce verilen. Meyan köklü jelibon galiba. Bir şey yok onda önemli. Bence bu fena. Bu balık pestili. Bu balık pestili ve meyve barı. Bir şey olmaz bu. O da bir. Bunu sen yiyip. O ahtapot. Ahtapotu ben sevmem ahtapotun ya. Ahtapotun içinde başka ne var orada? Hiçbir şey tahin. Yok. Tahin. Tahin mi? Tahin yok onda. Bilmiyorum tahin yazmışlar. Hayır bunda bir şey yok. Bunda da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok buralarda ya. Bunlar dümdüz şeyler. Mideni bozmaz. Sorun yok. Sen en kötüsünü var. Evet, hayır oğlum dur dur demen lazım. Ha. Sen sıkıntı ondan yok, yediyorsun yok, git yok, oraya. Zaten... Artık şunu yedirin. Gördüm gördüm tamam orada görmüştüm. Bunu mu seçtik? Bir bak top böyle ince bir şey. Evet evet evet. Evet aynı. Tamam peki bence de. Neymiş peki bu? Neymiş peki? Güzel. Ben bunu istemez miyim? Balık ezmesi ve bisküvi. Balık ezmesi o. Evet. Hepsini mi? Kötü olan... Ama o tabii yani bir lokma almak biraz şey... Sevmiyorum zaten ben böyle şey olunca. Yarısını falan yiyince. At gitsin. At gitsin ya. Sessizlik çok kötü. Gerçek. Çok... Çok kötü. Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Bu kadar kötü olduğunu düşünmemiştim. Da, bence bu daha kötü. Aynısı bunun üstünde de evet. Var bu arada. Ve aynen, yani umarım o... Yiyecek misin? Hayır fikrim var. Bunun yarısını buraya koyayım ki boş dönmesin. Çok mantıklı. Bravo. Çok kötü fara. Afiyet olsun. Gider. Rakıyla gider evet. Yani tam meze kıvamında ama altındaki bisküvin tatlı olması. Su hakkımı çağırdan bir daha kullanıyorum. Peki. Harika. Farah. Çok kötüydü. Neyse. Devam ediyorum. Ya evet, burada evet, öyle bir evet. Soru var ki. O nedir? Efe abi ne diyor? Yok okudum. Okumamış. Sen telefona bakınca ben direkt oraya... Burada öyle bir soru var ki bu arada çok ilginç. Eyvah. Yani bu soruya aslında sen direkt cevap verirsin gibi düşünüyorum. Ama yani garip de bir soru aynı zamanda. En fazla ne kadar süre duş almadığın oldu? Oradan gül. 9 gün. 9 gün? Aa duş mu? Saçımı yıkamadım 9 gün. Tamam. Duş 5 gün olsun. Az yani. Okey. Okey. Az. Ha, bu soruya cevap verdin. Biraz üzücü. Bu soruya gayet dürüst daha bir şekilde. Daha farklı bir şey. 15 falan demek isterdim ama. Böyle bir ay falan gibi cevap gelseydi sebebini gerçekten olur. Merak edecektim bu arada. Şu ankinin sebebi ne peki? Öyle standart duş almak istememek mi? 5 gün. Hı-hı. Koşturmadandır. Hı, anladım. İş güç. Peki. Keşke çalışmasaydım. Keşke çalışmasaydım dediğim bir yapımcı oldu mu? Bir şey söyleyeyim mi? Olmadı. Olmadı. Gerçekten olmadı. Yani bugüne kadar hep istediğin yapımcılarla çalıştın. Zaten istemediklerini reddettin gibi mi? Zaten bu arada istemediklerini reddettim ama yani çalıştığım ve hani sonra pişman olduğum dediğim çok büyük dersler alınmış oluyor. Aha. Hani bir daha çalışmam olabiliyor. Aha. Ama keşke çalışmasaydım demiyorsun. Bu da bir tecrübe oldu demiyorum, gibi. Demiyorum evet çünkü ortaya çıkan şeyden memnun oluyorum. Aha. Anladım. Okey. Buna da cevap alabildik senden. Bu gerçek. Senden. Bu doğru değil mi? Şimdi ben senden Ferit'le Berkcan'ın soruları haricinde bizzat senin soracağın bir soru rica ediyorum. Gerçekten hiç hazır değildim buna. Bana soru bulmaya mı? Evet. Ben bir tane daha sorayım sen düşün o arada. Yoksa aklına spontane bir şekilde gelecek gibi mi? Ya çok iyi sorular bulmuşsun. Ben çalıştım ama. Evet. Tabii ben bir aydır bu programa hazırlanıyorum zaten. İçerik içerik şimdi bu bitecek başka bir şey başlayacak. Karışık bizim daha kabarık listemiz yani. Hadi ya. Tamam sen bence sor evet ben. İyi. Gelsin o zaman. Instagram arama geçmişini... Bakayım mı? Baksana. Instagram arama geçmişini bize... Gösterebilir misin? Hayır. Mehdi hocam ısrarla... Dur daha story koyuyor. Mehdi hocam silmesin diyor. Ben okeyim. Senin silmeyeceğine %100 eminim. Sen göstermek story istiyorsan tabii ki bu arada. Göstermek istemiyorsan tabii ki yiyeceklerimiz, şuradaki balık ezmesi hazır bir şekilde seni bekliyor. Hiçbir sıkıntı bir yok. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara.
On numara Yemin mı? Ediyorum hiçbir şey yok. Yani hatta ha bir şeyi aramıştık. Neden biliyor musun? Amsterdam'daydım ya. Evet. Çok mekan var. Söyleyeyim mi? Esin söyleyeyim mi? Şimdi yani gece kulübü mü? Ha yok yok şey yemek. Ha tamam. Evet o zaman bakabiliriz. Hatta yani çok affedersin ama gerçekten de duyarlı bir insanım. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Demetris Hart var. Şey var. Bu benim üniversiteden yönetmen arkadaşımla buluşmuştum. Bizim şeyimiz. O zamanki oyuncu arkadaşım. Göstereyim mi? Hiç gerek yok. Listeyi bilsek yeterli. Murat Balta. Sanatçı. Murat Balta diye yanlış yapmışım sonra önce. Bir şey söyleyeceğim. O kadar rahat okuyorsun ki şu anda. Hiçbir şey yok orada değil mi? Yok. Yani evet. Umaymon Official var. Yemekçi ararken bulmuşum. Uluslararası Af Örgütü var. Uluslararası Af Örgütü Change.org. Evet. Zaten bu kadar... imzalaması için, kampanya için. Bu kadar rahat okumandan, hani rahat bir şekilde telefonu bana da getirmenden ben zaten bir şey çıkmadığını anladım Seni oradan. Seni aratmışım ben. Ben varım evet. Evet. Bu arada teşekkür ederim. Storylerim gerçekten seni etiketlediğim Efe Show storylerini birinci dakikasında, ikinci dakikasında gördüğün anda repost etmen. Daha çok yapardım. Vallahi çok koşturdum ya. Daha çok teşekkür çekecektim. Vallahi benim için çok güzeldi, çok mutluluk vericiydi. Gerçekten harika bir konuksun. Ay teşekkür Sorun ederim. Geldi? Sorum geldi. Hadi bakalım. En sevmediğin Türk rapçi. Türkçe rapçi. Teşekkürler Efe Çelik. Yani buradan bu alkış sana gelsin. Geldi. Yiyelim. Gerçekten yiyelim. Mi? Yok abin şimdi ne diyeyim yani. Herkesle de... Çok iyi Efe abimi seviyorum. tamam yiyelim yapacak gerçekten başka bir şey yok şu anda. Bu soruyu tamam, da ben de bu soruyu beklemiyordum. Yiyelim. Çok iyiymiş. Kim dur diyor. Tamam. Kimdeyiz? Sina. Hadi bakalım Sina'dayız. Sina'cığım hoş geldin. Seni burada görmek ne güzel. Kesinlikle, kesinlikle. Saygısız bir içerik. Allah durdurdu. Ah tamam. Dur. Portakal suyu mu? Evet, hayır. Pardon, yanlış. Bu mu? Yok, başka bir şey için. Bu mu? Yok, devam etsin. Tamam. Devam etsin. Dur. Dur. Ben hiç anlamadım. Tamam, bu. Bu. Evet. Teşekkür ederim Sina. Sağ ol. Benim en sevmediğim Türk rapçi içiyorum bu arada bu kadar. Ya soru. Çok. Var bu arada böyle biri. Evet. Evet. Ama söylemeyeyim. Berkcan. Saçmalama. Ben bunu içersem. Yok mu? Bu talk show biter. Burada biter yani. Şu an burada biter. Çünkü ama ben çok içtim farkında mısın? Gerçekten nasıl içtiğin konusunda İşte. Çok acı. Çok acı evet. Çok acı. Daha içmeli miyim? Sen çünkü... Yok tamam sen... Hayır içersem tamam. Sinir oluyorsun ama böyle şeyleri izlediğinde. Hayır konuk... Host'ta biraz şey mi? Abi bundan sonraki için rica ediyorum. Yani böyle tamam. Böyle de... Tamam. Şey de alerji varsa onların listesini al. Evet. O. Bu arada normalde bu konseptte ben yoktum. Yani bu sadece sana yöneltilmiş sorular ve senin cevaplayamam ve içmen ama üzerineydi. Ama güzel oldu. Ben kendimi niye dahil ettim bilmiyorum. Kendim kaşınım birazcık. O zaman son soru geliyor. Tamam, son sorumuz şu. Buradan şu anda hiç konuşmadığın bir konuda itirafta bulunabilir misin kameralarımıza karşı? Gelir mi aklına böyle bir şey? Gelir mi ya? İlla ki vardır. Kafanın içinde dolanıyordur da. Yani burada söylenecek bir şey mi, söylenmeyecek bir şey mi? Orası önemli tabii ki. Söylenmeyecek bir şey mi olsun? Yani öyle olursa benim için daha iyi olur tabii. Var mı sizde? Benim.
Hiç konuşmadım. Yani Melis Hanım'dan çok, onay çıkarsa. Çok evet, evet. Şey diyor, telefondaki Hamdi Bey gibiyim diyor. Efe abi bir soru daha vermezse çok sevinirim bu arada. Ya hiç konuşmadım. Aa yok yani, yok. Gerçekten. Her şeyi konuştun mu bugüne kadar? Bir konu vermek lazım. Bir şey söyleyeceğim. Her şeyi konuşmuş olsaydın bugüne kadar, bundan önce sorduğum 3 soruya cevap vermiş olurdun. Yanlış mı düşünüyorum? Utandım. Utandırdın beni. Uf. Ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Ne konuda konuşmadım? Gelir gibi bir şey. Kurul orada. Kurul karar, arkadaşlar kurul karar veriyor şu anda. Farah'ın hiç konuşmadığı bir konu tartışılıyor. Hiç konuşmadığım bir konu. Var mı sende ya şu konuda ne diyorsun? Yani. Zor bir şey çünkü. Özel hayat. Özel hayat. Ama şu anda ben özel hayatını da biliyorum. Yani ki buradakiler de biliyor. Yani onunla ilgili de ne söylenebilir? Çok bilemedim. Evet. Özel hayat. O zaman bize şimdiye kadar izlediğin en kötü Türk dizisini söyle. Aa. İsmini yok ki, ismi yok ki. O gece tekrarları olanlar oluyor. Onlar çok güzel oluyor. Çok güzel derken kötü güzel mi? Bayılırım. Ben çok severim. Ben de çok severim kötü şeyleri izlemeyi. Çok çok severim. O yüzden... Peki şu ana kadarki en guilty pleasure izlediğin dizi hangisiydi? Böyle çok kötü ama izlerken çok keyif aldın. Söylendi. Efe çok sinirleniyor gerçekten bana. Bazen gerçekten bu bunu izledim. Niye izliyorsun şu an diye. Film, dizi. Söyleyeyim mi? Söyle. En hani gerçekten guilty pleasure'ım hiç o yok ama yani. Aha. Hep hakikaten izlediğimi söylerim yani. Hiç kimseden utanmam yok o konuda. Ama Efe abi kızıyor yine de. Evet, o tam olarak anlayamıyor hani, o zevki bilmiyor. Ne olduğunu o kadar yaşamıyor. Merak ettim ki. Benim en... O bizim ne ya? Efe abinin kızdığı hangisi? O kızdığı değil yani. Hani herhangi ya bir... Bunu niye izliyorsun? Her yeni gelen şeyi açıyorum. Aha. O yüzden. En son neyi izledin? En son neyi izledim? En son şeyi izledim ya. Dizi. Bu cevabı alacağım senden. Yakamoz'u izledim. Yakamoz. 285, Yasamoz S245. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Denizaltılı. Evet. 3 bölüm falan izledim. Beğendin mi? Seviyordum. Sonra... Sarmadı. Sarmadı da değil. İngiltere'deydim. Ailemi böyle izliyordum. Devam sonra edemedim. Yani devam edemedim. Peki. Vallahi tamam. Devam edemedim. Tamam bir şey demem. Merak da ediyorum. O zaman karşılıklı çok kötü yiyecekler yediğimiz sıkıysa Bir dakika. Efe'cim bir araya girebilir miyim lütfen? Ben tabii bir soru sormak istiyorum. Hem izleyicilerin Alem, sesi... hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hem izleyicilerin sesi olmak istiyorum hem de bu kadar insan geldik buraya toplandık. Bir soru bile cevaplamadan bizi yollayacağını düşünüyorsan bence yanılıyorsun. Benim peki, küçük bir... Senin bir sorun mu var bana? Soru değil de yapmanı istediğim ama reddedemeyeceğin bir evet, teklifim var. Alayım abi. Ver telefonunu konuğuna, o seçsin, DM'lerinden istediği bir diyaloğu hepimize okusun. Yani İyi yayınlar kardeşim. Şimdi bütün... evet, bir VTR'miz var. Tamam. Şöyle... Bütün crowd'u da arkana aldım galiba diye düşünüyorum. Ve şu an bunu yapmama gibi bir şansım kalmadı gibi düşünüyorum. O yüzden Senem, eğer buralardaysa Senem'den telefonumu rica edeceğim. teşekkürler Mustafa. Evet, Farah vicdanlı olalım ama. Tamam mı? Tamam. Ne kadar okuyayım? Şimdi son konuyu anlayalım mı? Evet. Annem burada. Evet.
doğru. Anne bu arada yapmıyorum asla öyle şeyler. Instagram'dan. Örtüm yok diyordum para. Baksana be. Şöyle ben sana teslim edeyim. Üst taraftakilerin hepsi storiesinde şu anki yayınımızdan bahseden dostlarım. Evet. O yüzden zaten şey. Pislik kısımları aşağıda. Aşağıya. Mesela şu şey mi yayındayız yavru dedin ki? Ne? O yayındayız yavruyu o bana yazmış ben. Ha. Aman. Anne bakma öyle. En son biriyle öpüştüm onu bakayım. Ya evet çok şey. Hayır okumamışlar o kadar çok ki çok okuyasım geliyor. Oku. Ya yapacak bir şey yok abi oradan tamam talimat geldi ben okeyim. Oku. Birisiyle mesela günaydın derken kapanmış konu. En son günaydınlar günaydınlar demişsin günaydın demiş. Ha aa pardon ya. Bir dakika pardon ya yeşil elmamı içerken uyuyakalmışım demiş birisi. Sonra sen günaydınlar günaydınlar demişsin o da günaydın demiş konu kapanmış. Bu da dün oluyor. Dün değil o. Ha. O dün değil. Daha çok önce. Sen DM'lerde şey yanlış çok aşağıydı. Yanlış karıştırdım. Bir hafta öncesi yeterli falan. Bir hafta. Bu konsept zevkliymiş öyle değildi. Ama. Bu konsepti ben böyle yapmamıştım. Yani. Onu sardı bu arada. Çok korkuyorum çok. Aman, aman, para, aman, para. Okuyamam bunu. Nasıl okuyamazsın? Okuyamam. Tamam. Okuyamam. Okuyamam. Abi yapma. Okumam. Bu okunmaz. Bu okunmaz. Bu okunmaz. Bu öyle bir şey değil. Bak, bu ciddi bir şey bu. Ama sen de çok coolsun onu söyleyeyim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yani bu... şöyle, sadece senin dediğin anladım, sen nasıl diyorsan saygı duyarım. Bu çok nettir. Yani bu karşıdaki mesajları artık hayal edin. Değil mi? Kesinlikle. Ya yazık. Bu köşeye bitirelim mi? Üzüldüm, tamam tamam ama zevkli. Teşekkür ederim. Evet, sıkıysa yeme bölümümüzün sonuna geldik. Çok teşekkür ederim sana. Neler gördüm, neler gördüm. Sorunumuz yok, sorunumuz yok. Herhangi bir problemimiz yok. İşte geldi. Senin oynadığın filmler ve diziler benim elimde şu anda böyle resim 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 şeklinde var. Sana ben bunları gösterip senden bunlarla ilgili bir kelime mi alayım bir cümle mi alayım? Bir kelime alırsam daha mı komplike ve... Komplike evet zor. Tamam bir cümle alayım o zaman. Ölmüşüm de sanki öteki dünyada şey hesap veriyor gibi. Sorgusal bir çek. Abi bir şey söyleyeceğim. Daha en sonunda bir içeriğimiz var. Yani bu program orada. Total bittiğinde seninle ilgili muhtemelen izleyicilerin hepsi çok yüksek miktarda fikir sahibi olmuş oluyor. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Tatlı. Tek kelime mi? Tek kelime komplike dedin. Tek kelime çok... Çok evet, tatlı bir dizi, film. Bana nostaljik geliyor. Sana nostaljik geliyor. İlkim. Kelebeğin rüyası. İlkim. Ekşi elmalar. Ailesel. Ailesel. Evet. Şampiyon. Gönlümde. Gönlünde. Bergen. Ağır. Tokatlanma.
teşekkürler Mustafa. Teşekkürler. Çok sağ ol. Neyse devam edelim. Bergen. Ağır. 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 Bir küçük Eylül meselesi. Eylül. Aşk. Aşk. Evet. Arif ve 216. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Tek kelime değil ama. Evet ya. Ajda. Güzel. Unutursam fısılda. Ayperi. Oradaki isim. Ama böyle olmaz ki. Ya evet ya. Yani Arif ve 216'ya çok Ajda. Düz, çok dümdüz değil mi ya? Cümle yapalım dedim sana ama. Tamam cümle yapalım. Tamam cümle. Hızlıca. Nasıl bir cümle? Ne hissettiğimle mi ilgili? Bakınca mı? Bakınca aklına ilk ne geliyor? Bakınca aklıma mesela ilk... şöyle bir şey de gelebilir. Sette çok zorlandım. Anladım anladım. Kenan Doğulu çok güzel parçalar bestelemişti. Tamam. Muhteşem Yüzyıl Kösem. Kickbox kılıç eğitimi aldım. Kickbox kılıç vallahi eğitimi aldım. Vallahi çok katana kullanırım iyi. Kurt Seyit ve Şura. Sen Petersburg'da karşında Rusça ben Türkçe kavga ettiğim an geliyor. Kurt Seyit ve Şura'ya baktım anda. Kimle? Sen Petersburg'daydık. Kimle ama? Rus bir adamla oradaki görevliyle. Ya müzede çekim yapıyoruz. Tamam. Ve gerçekten Ruslar asla Türkçe konuşmadılar. Şey Türkçe değil İngilizce konuşmadılar bizimle. Aha. Yani ne desek diyelim hep Rusça cevap verdiler. Ben de galoş yok çünkü kostüm. Kostümle içeri gireceğiz yani müzedeyiz ama tertemiziz yani. Adam ben giriyorum böyle adam da giriyor, bir şeyler diyor böyle bilmem ne. Ya dedim ne diyorsun ya ben diyorum orada oynayacağım diyorum. O bu Rusça şey yapıyor. Ben Türkçe kardeşim diyorum. Ben orada oynayacağım diyorum. Bir şeyim yok. Galoş geçirmeme. Gerçekten böyle 8-9 dakika öyle. O hala bağırıyordu arkada. Ben yürüdüm. Ama gerçekten farklı dinlerde iki insan kavga edilebiliyor. Galoş kavgası mı? Evet çünkü onlar kostüm ayakkabılarımdı. Ve gerçi -27 derecedeyiz dışarısı. Beni dışarı çıkartma. Peki bir şey daha soracağım. Burada yok galiba. Geçtiysem bir şey yok. Hatırlamıyorum. Öyle bir geçer zaman aa, ki. Aa yok evet. 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 Vallahi. Benim bu arada gerçekten bölüm bölüm hiç kaçırmadan izlediğim bir diziydi. Vallahi. Evet. Annem çok sıkı izleyicisidir. Ondan kalma bir alışkanlık olmuştu bende. Ben de izlemiştim. Onunla ilgili bir şey söylemek istesen ne söylersin? Orada da Aras Bulut İğnem'le çok hafızalara kazınmadı mı ya? Evet. Ali Kaptan sahneleri falan. Baba ne unuttun, ne unuttun? Ne unuttun? Yavaş yavaş gidiyorum. Artık biraz para ödüllü bir şeyler oynayalım ya. Evet. Bunların bir tanesinin içinde... Para. Çek. 40 milyon 41 TL. 41 milyon. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar senin sevgili arkadaşlarından, Ayça'dan, sevgili Efe abiden aldığımız bilgiler veya sorular. Sen bunlardan bir tanesini seçeceksin şimdi. Ben de onu açıp oradaki soruları veya bilgileri izleyenlerimizle paylaşacağım. Ama hangisini seçtiğin... Söylemeyecek miyiz? Çok önemli. Diyeceğim tabii ki öyle değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Hangisini seçersen seç hepsini açıp okuyacağım zaten. Aa okey. Aynen. Ortayla başlayalım. Tamam. Ay çok heyecanlı. Sadece start içinde. Evet. Evet. Bu sorular Ayça Hanım'dan geliyor. Hazırsan. Kaosa koş ne demek? Ya, kaosa koş bizim WhatsApp'taki üçümüzün, Melis, Ayça, ben. Gerçekten bazı kaoslar yaşanan bir grup. Aha. Kaosların belgeliyoruz gibi diyelim. Ne kaosları. Gibi kaoslar ama? Her şey. Ezel'in sürekli unuttuğumuz ama el hareketleriyle birbirimize anlattığımız bir şarkısı var. Hangi şarkı? Ya kazıdık tırnaklarla. Evet. El hareketi de şu diye tahmin ediyorum. Oje süren emoji oluyor. Böyle oluyor. Aha. Kazıdık tırnaklarla ben bir türlü şey benimseyemedim diyebilirim. Ya bu okey. Anlamıyorum kaç tane konsere de gittim. Of, bu hangi şarkıydı bu hangi şarkıydı diyorum neden bilmiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim bu okey.
Kazıdık tırnaklar. Oje süren emoji. Tırnak. O kazıdığımız tırnaklara iyi bakalım. O tırnaklarla kazıdık. Anladım. Peki. Ama bu mu köşemizde? Ben sana böyle sinema dünyasından kült filmler seçtim. Klasik. Sinema dünyasından kült hepsini filmlerde. Hepsini dinleyebilirim. Ben sana iki tanesini gösteriyorum. Sen bana diyorsun ki bu kalıyor, diğeriyle devam ediyoruz okay. gibi. Tamam. Tamam. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Bir yanda Matrix var, bir yanda da Neşeli Günler Matrix. Var. Matrix'te. Evet. Bu arada hangisinde oynamayı tercih ederdin diyorum. Matrix. Tamam. Matrix mi, Parasite? Matrix. Peki. Matrix mi, Psycho mu? Ya Matrix ya. Sen Matrix'i çok seviyorsun. Tipleri çok hoş. Tamam. Matrix mi, Wolf of Wall Street mi? Matrix. Ya çığır açtı canım film. Matrix kalıyor galiba uzun bir süre. Matrix mi, Avengers mı? Süper kahraman filmlerini sever misin? Severim aslında. Marvel filmlerini izliyor musun düzenli olarak? Yani çok düzenli değilim. Tamam. En sevdiğin kim? Süper kahraman. Batman. Evet. Ama o değil. Bunu düşüneceğini sandım bir an. En sevdiğin Ay'a Mayıs deyip en sevdiğin süper kahramanı düşünseydin çok yani şaşıracaktım. O da çok farklı. Matrix mi, Yol mu? Matrix. Evet. Matrix mi, Sevmek Zamanı mı? Matrix mi, Eyes Wide Shut mı? Matrix mi, Pulp Fiction mı? Oh, Allah'ım sonunda gitti. Matrix mi? Kader mi? Matrix mi? Matrix'i yollayamadığımız için bir türlü. Tamam. Pulp Fiction mi, Kader mi? Pulp Fiction. Pulp Fiction. Tamam. Ne oldu Fortnite ya? Fortnite mi, PUBG niye mi? Niye böyle yaptın? Böyle arada minik bir şaka var. Bunu geçtim bir dakika. Pulp Fiction mı? Pulp Fiction mı, Hırsız Adam mı? Pulp Fiction, tamam. Pulp Fiction mı, Duvara Karşı mı? Pulp Fiction mı, Kış Uykusu çok mu? Çok zor. Çok zor. Şu an zor. Pulp Fiction. Pulp Fiction mı? Tamam. Tamam. Pulp Fiction'ı da ayırdık kenara. Bir saniye. Pulp Fiction mı, IMAX? IMAX ne ya? Climax. IMAX'i gözüküyor sadece. Pulp Fiction. Pulp Fiction mı, Kibar Feyzo mu? Pulp Fiction. Tamam. Peki en son... Gerçi onu sorduk. Matrix mi, Pulp Fiction mı? Arada mısın yoksa Pulp Fiction'a okey misin? Aradayım ama Pulp Fiction. Yine seviyorum. De son seçimin o oldu galiba. Evet, o oldu. Farah Hanım'ı önümüzdeki dönemlerde tekrar sanat filmlerinde görecek miyiz? Yoksa televizyonda mı daha çok görüyor olacağız? Gibi bir... Sanat filmi, film zaten sanattır ama... ama sanat filmi diye bir şey de var bu arada galiba. Seviyorlar. Ayrım seviyor. Evet, herkes yani. Ayrım çok seviyor. Peki gerçekten. Televizyonda hakikaten tekrar görecek miyiz? Televizyonda görecek diye ben de kendimi göreceğimi düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü çok başka bir yoğun tempo. Masumlar Apartmanı evet. En son değil mi? Evet. Televizyon işi. Evet. Ya 130-140 dakika. O bakışın. Ya 130-140 dakika ben zaten şeyi de biliyordum yani ben bir sene yapabilirim. Hı hı. Çünkü zaten bence sağlıklısı bu. Yani bir insanın o kadar grubun, senarist grubunun da o kadar yazması, yönetmenin çekmesi, oyuncunun oynaması en sağlıklısında yani ne kadar kısa olursa o kadar daha düzgün ilerleyeceğini düşünüyorum. Peki senin Masumlar Apartmanı hikayenin bitiş sebebi? Baştan öyleydi ya. Direkt olarak aslında şey mi? Kabak tadı verdiğini düşünme. Yok ben baştan söyledim. Ha ben birinci senede giderim mi dedim? Evet. Anladım. Ya giderim de değil yani hı-hı. Bence bir senelik bence konuştum. Bence bir sene sürsün. Ya ben bir senelik konuştum zaten. Okey, başka hiçbir şey yani hiç beni ilgilendirmiyor. Evet, evet. Ben bir insanla anlaşma yapıyorum. Hı-hı. Bir şey yapmaya hı-hı. dair. Ve öyle konuşuyoruz. Ondan sonra onunla ilgili şeyler falan komik şeyler bir de oldu. Şey zaten yani bir arada şey projesi vardı. Filmleri dizi yapma. Aa evet. Evet. Hala var mı ya o? Bilmiyorum. Ama en son şey yani işte benim bildiğim kadarıyla Fatma Gül'ün suçu ne filmdi. Yanlış bilmiyorsam eğer ki. O zaten... Eser, evet. Aynen. Daha sonrasında film olarak çekildi. Daha sonrasında dizi olarak çekildi. Dizi olarak çekildikten sonra mesela bayağı uzadı gibi bir evet. konu var. Aynen. Senin söylemeye çalıştığın şey de buna benzer bir şey galiba. Şu anda ama o kadar bence uzaması yemiyor. Mesela bence bir 10 sene önce falan daha farklıydı dizilerin hı-hı. durumu. Zaten hani teknoloji de çok gelişiyor. O kadar uzatması olmuyor. Yani, İnsanlar hemen tüketiyor zaten. Anladım. İnsanlar ama 10 sene içerisinde, 10 sene önce bu kadar tüketici değildi. Senin söylemeye çalıştığın o. Bu kadar mecra da yoktu evet, çünkü. Evet, aynen. Şu anda yemiyor yani. Önceden yiyordu, evet. Daha planlı, daha program, daha böyle paketini iyi
ayarlamak gerekiyor. Hı hı. Bu hedef bu, daha mantıklı. Mesajımız bu, bir şey yapmak, bir şey söylemek istiyorsan da net olmak gerekiyor, evet, bence. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Onunla çalışmak inanılmaz keyifliydi dediğin birisi var mı? Erda Beşikçioğlu en son, hı hı, gerçekten. Bergen filminde. İnanılmazdı ama ben herkes için hakikaten bunu söyleyebilirim yani. Birkan Sokullu da öyleydi. Sen mi çalışması çok kolay birisin acaba? Yani sen, yo, hani herkes senin için okeyse, yani sen çalışması kolay birisin, hiç böyle ben zor... Ben çalışması kolay biriyim bu arada, sette, öyle işinde. Öyle mi? Evet. Ben odaklayın, ne yapmamız gerekirse onu yapacağız. Başka hiçbir şey, hı-hı, umurumda değil. İşi yani zaten. İşi mi yaparım? Ya iş de değil yani, bu sahne daha güzel nasıl olacaksa öyle olsun. Anladım. Hani hepimiz için. Ve öyle bir sinerji sağlandığında zaten herkes, hep beraber mutlu oluyoruz. Hı-hı. Şey, son işte Bergen filmini de öyle çektik zaten. Herkes... Gayet duruyoruz sette. Tilbe Saran keza öyleydi. Herkes fikrini söylüyor. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak falan filan. O zaten çok güzelleştiriyor. Doğru. Deneyimi. Peki oynadığın dizilerde başrol olduğu halde böyle bir soru gelmiş chatten. Vallahi tam Masumlar Apartmanı konusunun üstüne geldi bu arada. Oynadığı dizilerden başrol olduğu halde final olmadan ayrılıyor gibi bir algı oluşmuş. Bunun sebebi sence nedir? Çok sıkıntı. Nerede oluşmuş o algı? Tam anlayamadım nerede. Bu algı nerede oluşmuştur? Herhalde muhtemelen Twitter'da falan oluşmuştur yani. Genelde öyle oluşuyor böyle final algılar. Final olmadı. Çünkü. Ya ne diyeyim? Canım istemedi, ayrıldım mı ya? Bu da çok mantıklı bir cevap bu arada. Ne diyebilirsin ki? Zaten öyle. Masumlar Apartmanı içinse işte biz kendi finalimiz, yani final diye bir şey yoktur zaten. Her şey bir sonu vardır. O sonu sen nasıl yapıyorsan, nasıl yapmak istiyorsan öyledir zaten. Senaristlerin de elinde olan bir şeydir. Belki sonu zaten o karakterle yapmayacaklardı. Hı hı. Dolayısıyla bir final beklentisi içinde çok geleneksel bakan insanlar böyle konuşuyor şey bence. Şey diyebilir miyiz? Senin için çoktan final olmuştu zaten o dizi. Sadece resmi bir şekilde dizinin sezon finali gibi veya finali gibi bir yok, bölüm çıkmadığı olması için. Olması gereken oldu. Evet. Anladım. Olması gereken herkes, anladım, için. Yani hı. Kimse kimsenin yoluna taş koymadı. Biz hepimiz sarılarak tatlı bir şekilde hala da konuşuyoruz. Yani bu hiçbir sorun yok gerçekten. Anladım. Ama yani, çok geleneksel bir bakış açısı. Evet, bakış, evet, açısı var. Sen de diyorsun ki kaos yaratmaya çalışmayın. Zaten kimsenin arasında bir problem yok. Ya bu, evet, algıyı geçelim. Evet, bir de gerçekten yani neden ayrıldın falan. O para ya, böyle sadece gerçekten kocaman bir mahalledeyiz ve herkes birbirinin arkasına konuşuyor gibi hissediyorum bazen. Çünkü çok şey, mevzular çok yüzeysel. Hı hı. Mevzular çok cehalet dolu. Hı hı. Ya bir insana işten niye ayrıldın diye bu kadar üstüne gidilmez. Hı hı. İstemiyordur. Belki evinde oturup PlayStation oynayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Sadece kendi kendine saygı yok. Evet. Saygı yok gibi hissediyorum. Onun dışındaki eleştiriye varım. Sevmiyorum diyebilirsin. Kötü bir dizi, ben sevmedim burada. Bok gibi oyuncusun da diyebilirsin. Okeyim, her şey tamam. Sadece bundan bahsediyorum. Ayrıldım, evet. Anladım. Peki, sevgili Twitch chatimize bu arada güzel soruları için teşekkür ederim. Gerçekten benim sormadığım, belki de kaçırdığım sorular diyebiliriz bunlar için. Sevgili burada olan dostlarım, gerçekten bana böyle, ben hazırlandım, takım elbise giydim vesaire. Sizler de hepiniz hazırlanıp gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten düğünüm varmış gibi bir hisse çıktım bugün sahneye. Hepiniz teker teker geldiniz. Bana güzel dileklerinizi sundunuz. Çok teşekkür ederim bugün yanımda olduğunuz için. Bir tanesiniz. Çok sağ olun. Aynı zamanda sevgili Farah bugün Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. Program için yarın Viyana'ya tekrardan gidiyor. Tam bir Avrupa tatilini böldüm Farah'ın. Sadece benim için yaptı bunu. O yüzden bana ilk talk show konuğun olacağım dediği ve bu sözünü de yerine getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok güzel gitsin. İlk konuşmaya başladığımızdan beri de çok istiyordum bunun olmasını. Hı hı. Hakikaten hani şahit oldum. Şurada Efe Show'u görmek, çok yakışmışsın. Tam hayal ettiğim gibi olmuş. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah daha da güzel olsun. Umarım herkes de senin gibi düşünüyordur. Bütün arkadaşlarımı da burada ilk konuğumu ağırlayarak ve bundan sonraki konuklarımı ağırlayarak da gururlandırıyorumdur. Sevgili Twitch chatine de bizleri bugün Twitch'te yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki arkadaşlar Farah'la olan bu canlı yayınımızın, yaklaşık 2,5 saat süren canlı yayınımızın video kesitleri Efe Show'un YouTube kanalında 10 tane video halinde, 5'er 6'şer dakikalık kesitler halinde yayınlanıyor olacak. Efe Show YouTube kanalına abone olmayı ve Efe Uygaç Show
Instagram adresini takip etmeyi lütfen unutmayın. Farah'ın sosyal medya adreslerini de isterseniz tabii ki takip edebilirsiniz. Beni de takip edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz bugün bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki Efe Show'da görüşmek üzere. Efe Show.